Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Red Suresi 1. Bölüm. Bir elif lam mimra, bunlar kitabın ayetleridir, Rabbinden sana indirilen mesaj gerçektir, fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Elif, lam, mimra. Bunlar kitabın ayetleridir. Bu kur anın ayetleridir ya da bunlar bu kitabın Allah katından indirildiğini belgeleyen kanıtlardır. Çünkü bu kitabın özünün bu harflerden meydana gelmiş olması bu kitabın Allah tarafından vahyedildiğini göstermektedir. Herhangi bir yaratılmışın eseri olmadığını kanıtlamaktadır. Rabbinden sana indirilen mesaj gerçektir. Yalnızca gerçektir, hiçbir şekilde içine batıl karışmamış, saf ve net gerçektir. Kuşku ve tereddüte yer yoktur bunda. Bu harfler de onun gerçekliğine kanıt oluşturmaktadırlar. Bunlar onun yüce Allah katından geldiğini belgelemektedirler. Yüce Allah'ın katından gelen bir şey de hiçbir kuşkuya yer bırakmayan kesin gerçekten başkası olamaz. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Yüce Allah'ın bu kitabı vahyettiğine inanmazlar. Doğal olarak bu kitabın vahyedilmiş olduğuna inanmamanın gereği olarak Allah'ın birliği, sadece ona boyun eğilmesi, ölümden sonra diriliş ve dünya hayatında iyi ameller işleme gibi gerçekleri de kabul etmezler. Bu ayetler, surenin tüm konularını özetleyen, ele aldığı tüm sorunlara işaret eden bir giriştir. Bu yüzden gücün kanıtlarını, yüce yaratıcının gücünü, hikmetini ve olayları planlayışını gösteren evrenin olağanüstülüklerini sunmaya başlıyor ve bu olağanüstülükler insanlara yol göstericilik yapacak bir vahyin gelmiş olmasının ve insanların hesaplaşmaları için ölümden sonra dirilmelerinin bu hikmetin gereği olduğunu dile getiriyor. Ayrıca bu evrensel gücün insanları diriltme ve onları hem kendilerini hem de kendilerinden önce diğer varlıkları var ettiğini söylüyor. Kendilerine verdiği nimetlerle onları denemek için tüm evreni hizmetlerine veren yüce yaratıcıya döndürme yeteneğine sahip olmasının da bu hikmet ve planlamanın gereği olduğunu dile getiriyor. Harikalar yaratan fırça, evrenin görkemli sahnelerini çizmeye başlıyor. Bir dokunuşta gökler canlanıveriyor, veriyor, diğer bir dokunuşta yerler, birkaç çizgide yer sahnelerinden, hayatın gizli kalan yönlerinden çiziliyor. Sonra bunca susturucu kanıta rağmen ölümden sonra dirilişi inkar eden, Allah'ın azabının kendilerine çabucak ilişmesini arzulayan ve bu ayetlerden başka kanıtlar isteyen toplumun bu davranışı şaşkınlıkla karşılanıyor. İki Allah gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz olarak yükseltti, sonra araştırma kuruldu, güneş ile ayı buyruğu altına aldı, her biri belli bir sürenin sonuna kadar yörüngesinde hareket eder, o bütün bu gelişmeleri düzenler, Rabbinizin karşısına çıkacağınıza kesinlikle inanasınız diye o, size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklar. Üç o yerin alanını geniş yaptı, orada köklü dağlar ve nehirler var etti, bütün ürünleri, bütün bitkileri çift olarak yarattı, o geceyi gündüzün üzerine örter, hiç kuşkusuz bunlar da düşünen kimseler için ibret dersleri vardır. Dört yeryüzünde birbirine bitişik, farklı yapıda toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır. Hepsi aynı su ile sulanır fakat ürünleri arasında fark gözetiriz. Hiç kuşkusuz bunlarda akla erenler için birçok ibret dersleri vardır. 5- Eğer şaşacaksan, kafirlerin, biz ölüp toprak olunca mı yeniden diriltileceğiz, demelerine şaşmak gerekir, onlar Rabbelerini inkar edenlerdir, onların boyunlarına demir halkalar geçirilecektir, onlar, orada ebedi olarak kalmak üzere, cehennemliktirler. Altı müşrikler senden iyilikten önce kötülük isterler, çarptırılacakları cezanın bir an önce başlarına gelmesini dilerler, oysa onlardan önce nice ağır ceza örnekleri yaşanmıştır. Hiç kuşkusuz Rabbin, insanların zalimliklerine rağmen onlara karşı bağışlayıcıdır ve yine hiç kuşkusuz Rabbinin cezası da pek ağırdır. 7. Kafirler, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, derler, oysa sen sadece bir uyarıcısın ve her toplumun bir doğru yol göstericisi vardır. Gökler hangi anlamda olursa olsun ve değişik çağlardaki insanlar bu sözden neyi anlıyorlarsa anlasınlar gözler önüne serilmiştir. İnsanlar biraz olsun gökleri düşünmeye başlayınca kuşkusuz nedenli dehşet verici olduklarını görürler. Aynı zamanda gökler herhangi bir şeye dayanmıyor da direksiz yükseltilmişlerdir. Apaçık ortadadırlar. Gözlerinizle görüyorsunuz. Bu, dehşet verici evren boyutunda gerçekleştirilen ilk fırça darbesidir. Bu aynı zamanda, şu dehşet verici sahnenin önünde durup düşünen ve göklerin değil direksiz, direkli olarak dahi Allah'dan başka hiçbir kimse tarafından yükseltilemeyeceğini kavrayan insanın içinde bir ürpermenin meydana gelmesini sağlayan bir iç uyanıştır, insanların. Topraktan daracık bir temel üzerine direkli ya da direksiz yükselttikleri şu küçük, değersiz ve cılız yapılar bu yüce yapının karşısında çok basit kalıyor, sonra, kendilerini çepeçevre kuşatan kendilerinden yüce ve direksiz yükseltilmiş göklere dikkat etmeyen insanlara bu yapılardaki görkem, dayanıklılık ve sağlamlıktan söz ediliyor. Bunun da ötesinde yer alan gerçek kuvvetten, gerçek büyüklükten ve insan hayalinin uzanamadığı sağlamlıktan ve dayanıklılıktan söz ediliyor. İnsanların gördüğü bu dehşet verici manzaradan akılların ve bakışların algılayamadığı, yetersiz kaldığı olağanüstü gayb manzarasına geçiliyor. Sonra arşa kuruldu. Üstünlükse işte üstünlük, yücelikse işte yücelik ve bu sınırsız bir yüceliktir. Sınırsız şeyler insanın sınırlı kavrayışına bir tablo halinde canlandırılıyor. Bu harikalar yaratan sanat fırçasının müthiş dokunuşlarından bir diğeridir. Gözle görülen yüceliğe ilişkin dokunuşun yanında sınırsız yüceliği ortaya koymada son derece maharetli bir diğer dokunuştur bu. Her ikisi yan yana ve surenin akışında güzel bir uyum oluşturuyorlar. Sınırsız yücelikten boyun eğdirilmeye geçiliyor. Güneş ve ayın boyun eğdirilmesi, bunca çekiciliği ve yüceliği ile birlikte gözle görülen yüceliğin insanların emrine verilişinden söz ediliyor. Daha ilk dokunuşta bu manzara akıllarını başlarından almıştı ve birden bu yüceliklerin yüce Allah'ın emrine boyun eğdikleri gerçeği gözler önüne seriliyor. Sahneyi gözlemlememize son vermeden önce sahnede birbirine girmiş karşılıklı tablolara bir göz atmakta yarar vardır. Birden kendimizi gözlemlenebilen uzayın yücelikleri önünde buluyoruz, karşısında da bilinmez gayb yücelikleri yer alıyor, sonra yükseliş, onun karşısında da boyun eğdiriliş sahnesi önünde buluyoruz kendimizi, sonra cisim olarak karşılıklı duran güneş ve ayla karşı karşıya kalıyoruz, güneş ve ayın zaman açısından, karşılıklı oluşları gece ve gündüz şeklinde beliriyor önümüzde. Ayetlerin akışına kaptırmış gidiyoruz, bu yükseliş ve boyun eğdirilişte bir hikmetin, çok ince bir planlamanın varlığını kavruyoruz böylece. Her biri belli bir sürenin sonuna kadar yörüngesinde hareket eder. Çizilmiş sınırlar içinde önceden belirlenmiş bir kanun uyarınca hareket ederler. Hem kendi yörüngelerindeki senelik ve günlük turlarında hem de gözlemlenen evrenin yok olmasından önce kendileri için belirlenen yolculuklarında bu kanuna uyarlar. O bütün bu gelişmeleri düzenler. Bütün işleri, her biri kendi yörüngesinde belli bir süre için yüzen güneş ve ayı boyun eğdirmesindeki ince planlamasında olduğu gibi düzenler, uzay boşluğunda akıl almaz yörüngeleri, yüzen cisimleri dengede tutan, aşılmaz bir çizgide akışlarına yön veren yüce planlama, bu dehşet verici takdirdir kuşkusuz. Yüce Allah'ın işleri düzenlemesinden biri, o size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklar, onları düzenlemesi, ahenkli bir şekle sokmasıdır. Her birini en uygun zamanda, bir nedene dayalı, bir amaca yönelik olarak sunmasıdır. Rabbinizin karşısına çıkacağınıza kesinlikle inanasınız diye, ayrıntılı biçimde açıklanmış, bir ahenk oluşturmuş ayetleri gördüğünüzde bunların da ötesinde evrende yer alan ayetleri seyrettiğinizde, Bunları ilk defa yaratıcı el meydana getirmiş, yoktan var etmiştir. Onun yoktan var etmesinin ötesinde yer alan planlama, takdir ve hikmetleri Kur'an ayetleri sizin için tasvir etmiştir. Bütün bunlar gösteriyor ki insanların amellerinin değerlendirilmesi, bu amellere karşılık verilmesi için dünya hayatından sonra tekrar yüce yaratıcıya dönmek bir zorunluluktur. Bir hikmet ve planlamaya dayalı olarak gerçeklik şan ilk yaratmanın da işaret ettiği gibi bu zorunluluk yüce Allah'ın takdirinin kusursuzluğunun gereğidir. Bundan sonra olağanüstü çizgi tasviri gökten yere iniyor, önce geniş bir tablo çiziyor. O yerin alanını geniş yaptı, orada köklü dağlar ve nehirler var etti, bütün ürünleri, bütün bitkileri çift olarak yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örter, hiç kuşkusuz bunlarda düşünen kimseler için ibret dersleri vardır. Yer tablosundaki geniş çizgiler yeryüzünün gözler önündeki yayılmışlığı, uzayıp giden enginliğidir. Bir bütün olarak yerin şekli gerçekte o kadar önemli değildir. Çünkü yeryüzü tüm şekil farklılıklarına rağmen yine de uzatılmış, yaydırılmış ve geniş kılınmıştır. Perdede beliren ilk manzara budur işte. Sonra sağlam ve köklü dağların ardından yeryüzünde akan nehirlerin manzarası çiziliyor. Böylece yer sahnesindeki temel ve geniş çizgiler güzel bir ahenk oluşturarak karşılıklı olarak çiziliyor. Tablodaki bu temel ve genel çizgilerin karşılığı yeryüzünün içerdiği genel manzaralar ve bir de yeryüzündeki hayatın gerektirdiği temel koşullardır. Birincisi, yeryüzünde yetişen bitkilerin varlığında somutlaşmaktadır. Bütün ürünleri, bütün bitkileri çift olarak yarattı. İkincisi de gece ve gündüz fenomenleri ile temsil edilmektedir. İlk sahne insanların kendi bilgileri ve araştırmaları aracılığı ile ancak yakın çağlarda öğrenebildikleri bir gerçeği kapsamaktadır. Buna göre bütün canlılar en başta da bitkiler erkek ve dişi türlerden oluşurlar. Hatta erkek türü bulunmadığı sanılan bitkilerin bile kendi yapılarında eşlerini barındırdıkları ortaya çıkmıştır. Bir çiçekte hem erkeklik hem de dişilik organının birlikte bulunduğu ya da bu organların ayrı ayrı dallarda yer aldığı belirlenmiştir sahneyle. Birlikte bu gerçek dış görünüşünü algıladıktan sonra insan aklını yaratılışın sırlarını etraflıca düşünmeye zorlamaktadır. İkinci sahne birbirini izleyen ve olağanüstü bir düzen içinde biri diğerini bürüyen gece ve gündüz sahnesidir. Bu da insanı tabiat sahnelerini etraflıca düşünmeye, sırlarını çözmeye zorlayan bir etkendir. Çünkü gecenin yaklaşıp gündüzün uzaklaşması ya da tan yerinin ağırıp, gecenin dağılması olayının meydana gelişine alışılmış olmasından dolayı basit bir olay gibi algılanmaktadır. Oysa alışkanlığın yol açtığı hissizliği ve uyuşukluğu bir kenara atıp bu olguyu tekrarın donuklaştırmadığı taze bir bilinçle algılayan bir kimse olağanüstü olaylardan biri olduğunu anlar, gece ve gündüzün meydana gelişini sağlayan bu şaşmaz dolaşım sistemi de evrenin uyduğu yasayı kavramaya, bu evreni yoktan var eden onu yönlendirip gözeten gücü düşünmeye zorlayıcı bir etkendir. Hiç kuşkusuz bunlarda düşünen kimseler için ibret dersleri vardır. Öteki ayetlere geçmeden önce sahnede yer alan karşılıklı sanatsal olguların üzerinde kısaca duralım. Köklü dağlar ile akan nehirler, her üründeki erkek ve dişi çiftler, gece ve gündüz, sonra bütün yer sahnesi ile geçen gök sahnesi arasındaki karşıtlık olma gerçeği, nitekim yer ve gök sahneleri büyük evren sahnesinde birbirlerini bütünlemektedirler. Her ikisini kapsayan ve bütün olarak onlardan meydana gelen evren sahnesi Sahnesi. Ardından harikalar yaratan sanat fırçası yeryüzünün karakteristik çizgilerini belirlemeye devam ediyor ama bu sefer temel ve geniş çizgilerden daha ince ve daha ayrıntılı çizgiler çiziyor. Yeryüzünde birbirine bitişik, farklı yapıda toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır. Hepsi aynı su ile sulanır, fakat ürünleri arasında fark gözetiriz, hiç kuşkusuz bunlarda aklı erenler için birçok ibret dersleri vardır. Ruhun yaratılıştaki canlılığına dönmesi, bir parçası olup da kendisini algılamak ve içinde yorulmak üzere kopup geldiği evrenle ilgi kurması dışında, çoğumuz şu yeryüzü sahnelerini içimizde durup düşünme duygusu bile uyanmadan görür geçeriz. Yeryüzünde birbirine bitişik, farklı yapıda toprak parçaları. Bunların özellikleri farklıdır, yoksa parça parça oldukları anlaşılmayacaktı, birbirlerine benzer olsalar da tek bir parça olacaklardı, kimisi güzel ve verimlidir, kimisi çorak ve verimsizdir, kimisi susuz ve kuraktır, kimisi kayalık ve serttir, her birinin de farklı türleri, renkleri ve dereceleri vardır, kimisi bayındır, kimisi de ekime elverişsizdir, Kimisi ekili ve canlıdır, kimisi de terk edilmiş ve ölüdür. Kimisi kuru, kimisi yaştır. Bütün bunlar yeryüzünde birbirlerine komşu toprak parçalarıdır. Ayrıntılı çizimin ilk ve temel dokunuşlarıdır bunlar, sonra ayrıntıya geçiliyor, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları, burada üç bitki türü temsil ediliyor, üzüm, asma türünü, hurma, ağaç türünü, ekin de baklagiller, çiçek ve benzeri şeyleri temsil ediyor, bütün bunlar tabloyu renklendirmek, doğal sahnedeki boşlukları doldurmak ve değişik bitki türlerini temsil etmek için yer alıyorlar. İşte şu hurma ağaçları, kimisi tek, kimisi çift köklüdür, bazısı tek gövdeli, bazısı aynı köke bağlı iki veya daha fazla gövdelidir. Hepsi aynı su ile sulanır. Toprakları birdir ama ürünlerinin lezzetleri farklıdır. Fakat ürünleri arasında fark gözetiriz yaratan, yarattığını yönlendiren ve özgün iradeye sahip Yüce Allah'dan başkası mıdır bunları yapan, hangimiz aynı toprak parçasında yetişen farklı bitkilerin, değişik meyvelerinden tatmamışızdır ve hangi birimiz Kur'an'ın akılları ve kalpleri yönelttiği bu gerçeklere bu şekilde dikkat etmişiz, işte bunun için Kur'an hep yeni ve ebedi kalıyor, çünkü Kur'an insanın içinde ve evrende yer alan sahnelerle, tablolarla insanın duyduğunu, uygularını yeniliyor, bunlar bitmez tükenmez gerçeklerdir. Hiçbir insan sınırlı ömründe bunları bir bir ele alıp araştıramaz, aynı şekilde insanlık süreci belirlenmiş hayatında bunları tümüyle algılayamaz. Hiç kuşkusuz bunlarda aklı erenler için birçok ibret dersleri vardır. Üçüncü defa sahnede yer alan birbirine komşu, ama birbirinden farklı toprak parçalarının karşılıklılığı önünde buluyoruz kendimizi, örneğin tek ve çift köklü hurma ağaçları, değişik tatlar, ekinler, hurmalıklar ve üzüm bağları. Uçsuz bucaksız evrenin ufuklarında süren bu dehşet verici gezintiden sonra surenin akışı, ufuklarda yer alan bunca kanıtın kalplerini uyaramadığı, akıllarını başlarına getiremediği, bunların ötesindeki Yüce Allah'ın planını ve gücünü görmelerini sağlayamadığı kimselerin sergiledikleri şaşırtıcı tutumlarını gözler önüne seriyor, sanki bunların akılları kilitlidir, kalpleri bağlanmıştır, bu kanıtları düşünecek, algılayacak durumda değildirler. Eğer şaşacaksan, kafirlerin, biz ölüp toprak olunca mı yeniden diriltileceğiz, demelerine şaşmak gerekir, onlar Rabblerini inkar edenlerdir, onların boyunlarına demir halkalar geçirilecektir, onlar, orada ebedi olarak kalmak üzere, cehennemliktirler. Doğrusu bu dehşet verici sunuştan sonra bazı kimselerin biz ölüp toprak otunca mı yeniden diriltileceğiz şeklinde soru sormaları son derece tuhaf ve şaşırtıcı bir şeydir. Bu görkemli evreni yaratan, onu bu şekilde yönlendiren yüce Allah, kuşkusuz insanları yeniden diriltme gücüne sahiptir. Bu soruyu sormalarının sebebi kendilerini yaratan ve işlerini düzenleyen Rabblerini inkar etmeleri, kalplerinin ve akıllarının kilitlenmiş olmasıdır. Buna verilecek ceza da boyunlarına zincir vurulmasıdır. Böylece akla vurulan zincir ile boyuna vurulan zincir arasında bir uyum oluşur. Onlara verilecek ceza ateşe atılmadır, orada sonsuza kadar yanmadır, yüce Allah'ın insanı onurlandırdığı değerleri işlevsiz hale getirmişlerdi, çünkü dünyada görevlerini yerine getirmedikleri için, ahirette dünyadaki hayatlarından daha bayağı bir hayata yuvarlanmayı hak ediyorlar, onlar dünyadayken düşünme, algılama ve duyma yeteneklerini köreltmişlerdi. Yüce Allah'ın kendilerini yeniden dirilteceğini şaşkınlıkla karşılayanlar aslında onların bu tutumuna şaşmak gerekir. Allah'ın hidayetini isteyeceklerine, onun rahmetini dileyeceklerine, Allah'ın azabını çabucak kendilerine ulaştırmanı istiyorlar. Müşrikler senden iyilikten önce kötülük isterler. Onlar evrenin ufuklarına, göklere ve yere serpiştirilmiş Allah'ın ayetlerine bakmadıkları gibi, geçmiş milletlerin yaşadıkları felaketlere de bakmıyorlar. Onlar da Allah'ın azabının çabucak gelmesini istemiş, sonuçta azaba çarptırılmışlardı. Kendilerinden sonra gelecek nesillere ibret alınacak bir örnek olarak bırakılmışlardı. Oysa onlardan önce nice ağır ceza örnekleri yaşanmıştır. Onlar kendileri gibi insan olanların akıbetinden bile habersizdirler. Oysa ders almasını bilenler için onların akıbetleri bir örnektir. Hiç kuşkusuz Rabbin insanların zalimliklerine rağmen, onlara karşı bağışlayıcıdır, Yüce Allah bir dönem zulüm işlemiş olsalar bile kullarına karşı son derece merhametlidir, tevbe yolu ile bağışlanma yurduna kavuşsunlar diye, mağfiret kapısını onlara açar, fakat zulüm işlemede ısrar edenleri, inat edenleri açık kapıdan bağışlanma yurduna sığınmayanları dayanılmaz, şiddetli cezasına çarptırır, hiç kuşkusuz Rabbinin cezası da pek ağırdır. Hidayetten önce kendilerinin azaba çarptırılmasını öncelikle isteyen bu beyinsizlerin tutumuna karşılık ayetlerin akışı bağışlanmayı, cezalandırmadan önce dile getiriyor, amaç, Yüce Allah'ın onlar için dilediği iyilikle onların kendileri için istediği kötülük arasındaki büyük ve korkunç uçurumu gözler önüne sermektir, bunun da ötesinde gözlerin görmezliği, kalplerin körelmesi ve ateşin en alt tabakasını hak eden dejenere olma durumu vurgulanmaktadır. Ardından ayetlerin akışı evrende yer alan bunca kanıtı kavrayamayan ve yüce Allah'ın peygamberine indireceği bir tek kanıt isteyen evet çevrelerindeki evren bütünüyle yüce Allah'ın gücüne kanıt oluştururken bir tek kanıt isteyen kimselerin bu tutumlarının nedenli şaşırtıcı olduğunu vurgulamakla sürüyor. Kafirler Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, derler, oysa sen sadece bir uyarıcısın ve her toplumun bir doğru yol göstericisi vardır. Onlar mucize istiyorlar. Oysa mucize göstermek peygamberin işi değildir. Böyle bir yetkisi de yoktur. Sadece yüce Allah hikmeti uyarınca gerek gördüğü zaman peygamberle birlikte mucize gönderir. Sen ancak bir uyarıcısın, sakındıran ve doğruyu gösterensin. Sen de daha önce gönderilmiş peygamberler gibisin. Kuşkusuz yüce Allah toplumlara yol göstericilik yapsınlar diye göndermiştir peygamberleri. Her toplum bir doğru yol göstericisi vardır. Olağanüstü kanıtlar göstermek, mucizeler gerçekleştirmek ise evreni ve kulların işlerini düzenleyen yüce Allah'a aittir. Bu gerçeklerle ufuklarda çıkılan gezinti ve bu gezintiden elde edilen sonuçlar üzerinde yapılan değerlendirmeler sona eriyor. Artık surenin akışı bir başka vadide yeni bir gezintiye çıkacaktır. Canlıların iç alemlerinde ve duygu dünyalarında çıkılan bir gezintidir bu. 8. Allah, her dişinin rahminde taşıdığını, bu rahimlerin erken doğurdukları ile fazla tuttuklarını bilir, her şey onun katında belirli bir ölçüye bağlıdır. 9. O, görülür görülmez, her şeyi bilen, yüceler yücesidir. 10. içinizden sözünü gizli tutanla açıkça söyleyen, geceye bürünüp saklanan ile gündüzleyin ortalıkta geçen arasında onun için hiçbir fark yoktur. On bir insanı önünden ve arkasından izleyen, melekler, vardır, onu Allah'ın emri ile gözetlerler, herhangi bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez, Allah, bir toplumun herhangi bir kötülüğe uğramasını dileyince, onu hiç kimse önleyemez, insanların Allah'tan başka hiçbir koruyucusu, kayırıcısı yoktur. İnsan duygusu, tasvirdeki bu derin dokunuşların etkisi, ifadedeki bu olağanüstü ahengin vurgusu ile titriyor, hayretler içinde bakakalıyor. Allah'ın ilminin etkinliğini ve sonuçlarını adım adım izlerken, rahimlerde gizlenmiş cenini, göğüslerde saklanmış sırrı, gecenin karanlığındaki gizli hareketi, saklanan ve ortaya çıkan, fısıldayan ve sesli Konuşan her canlıyı gözlemlerken ağzı açıkta kalıyor, dehşete kapılıyor, bütün bunlar büyüteç altında apaçık ortadadırlar, Allah'ın ilminin projektörleri tarafından izlenmektedirler, akıllarından geçenleri bilen ve niyetlerini sayıp döken koruyucular takip etmektedir onları, aman Allah'ım ne korkunç bir şey, bu durum karşısında Allah'a sığınmaktan başka çare yok, sadece onun himayesi güven vericidir çünkü, kuş kusuz Allah'a iman eden birisi onun ilminin her şeyi kapsadığını bilir ama bu gerçeğin bir bütün olarak sunulmasının duygular üzerindeki etkisi teker teker ele alınmasının bıraktığı etki ile karşılaştırmayı kabul etmeyecek kadar büyüktür nitekim surenin akışı bu genellemenin kimi ayrıntılarını şu olağanüstü tasvirde sunmaktadır Bakın Yüce Allah'ın şu sözüne, bu alanda onun ifade ettiği gerçek nerede, herhangi bir soyut önermenin ya da genellemenin dile getirdiği nerede, Allah, her dişinin rahminde taşıdığını, bu rahimlerin erken doğurdukları ile fazla tuttuklarını bilir, her şey onun katında belirli bir ölçüye bağlıdır, insan evrende bulunan bütün dişileri, her tarafa dağılmış bütün dişileri, kırda, bayırda, çölde, yerleşim birimlerinde, evlerde, mağaralarda, inlerde ve ormanlarda bulunan bütün dişileri hayalinde canlandırıyor, bütün bu dişilerin rahimlerinde bulunanları, bu rahimlerin alıkoyduğu veya dışarıya attığı her damla kanı kapsayan Allah'ın bilgisini tasavvur ediyor. Bakın Yüce Allah'ın şu sözüne, bu alanda O'nun ifade ettiği gerçek nerede, herhangi bir soyut önermenin ya da genellemenin dile getirdiği nerede? İçinizden sözünü gizli tutanla açıkça söyleyen, geceye bürünüp saklanan ile gündüzleyin ortalıkta gezen arasında onun için hiçbir fark yoktur. İnsanı önünden ve arkasından izleyen melekler vardır. Onu Allah'ın emri ile gözetlerler. İnsan bu evrende fısıldayan, yüksek sesle konuşan, şu müthiş evrende saklanan ve ortaya çıkan her canlıyı hayalinde canlandırıyor. Sonra da her kişiyi ardından ve önünden izleyen, gece ve gündüz yaptığı her şeyi bilen, gidip geldiği her yeri kaydeden Allah'ın bilgisini tasavvur ediyor. Dehşet verici evrenin ufuklarından çizilen ilk tablolar, insanın iç dünyasından ve gaybın derinliklerinden, sırların bilinmezliklerinden çizilen bu son tablolardan daha önemli ve daha köklü değildirler. Karşılıklı olma bakımından ve simetriklik açısından bu da diğeri kadar önemlidir kuşkusuz. Biraz da ayetlerin içerdikleri ifade ve tasvir güzelliklerinden söz edelim. Allah her dişinin rahminde taşıdığını, bu rahimlerin erken doğurdukları ile fazla tuttuklarını bilir. Her şey onun katında belirli bir ölçüye bağlıdır. Rahimlerin gizliliklerinde eksilip artan şeyleri kapsayan bilgi tasvir edildikten sonra her şeyin onun katında bir ölçüye göre olduğu vurgulanıyor. Ölçü kelimesi ile eksilme ve artma kelimeleri arasındaki uyum ise son derece açıktır. Bu sorun tümüyle konunun bütünü açısından az önce ele alınan yeniden diriltme gerçeği ile ilgilidir. Ayrıca bu sorun, şekil ve manzara açısından da az sonra ele alınacak olan bir ölçüye göre, vadilerde coşkun akan su ile de ilgilidir, ikisinin arasındaki benzerlik bir ölçüye uyma ve alışkanlıktır. Nitekim surenin genel atmosferi göz önünde bulundurulduğunda, eksilme ve artma kelimeleri arasındaki birbirlerine karşılıklı olma durumu göze çarpacaktır. O görülür görülmez her şeyi bilen, yüceler yücesidir. Ayette geçen ve ''yüce'' kelimesinin ifade ettiği anlam, insan duygusunda gerektiği şekilde somutlaşmaktadır. Oysa bu anlamı başka kelimelerle tasvir etmek son derece zor bir iştir. Çünkü yaratılmış her canlıda onu küçülten bir eksiklik vardır. Yüce Allah'ın yarattıkları arasında büyük diye nitelendirilen herhangi bir varlık, büyük bir olay ya da büyük bir iş sadece Yüce Allah'ın hatırlanması ile birlikte hemen küçülüverir yüce kelimesi de öyle görüyorsun ki herhangi bir açıklama yapmış değilim hiçbir tefsirci de büyük ve yüce kelimelerini başka sözlerle tefsir etmemiştir. İçinizden sözünü gizli tutanla açıkça söyleyen, geceye bürünüp saklanan ile gündüzleyin ortalıkta gezen arasında onun için hiçbir fark yoktur. İfadedeki karşılıklı olma durumu gayet açıktır, özellikle, sariban eşittir ortaya çıkan eşittir kelimesi dikkatimizi çekmektedir, neredeyse ifade ettiği anlamın tersine bir hava oluşturmaktadır, daha çok gizliliği ya da gizliliğe yakın bir çağrışım yapıyor gibi gelmektedir, eşittir ortaya çıkan eşittir yani eşittir giden eşittir kelimesindeki hareket, gizlenme, hareketine karşılıklı olma amacına yöneliktir, kelimenin Burgusundaki yumuşaklık ve kullanılışında kastedilen anlam, oluşan havayı tırmalamamak için özenle seçilmiştir. Gizli, şeffaf, rahimlerde gizli olan şeyleri, bilinmez sırları, geceleyin saklananları ve göze görünmeyen izleyicileri kapsayan yüce Allah'ın bilgisinin oluşturduğu havadır bu. Bu yüzden gizlenen kelimesinin ifade ettiği anlama karşılıklı olacak bir kelime seçilmiştir ama kelimenin yumuşaklığı, şeffaf ve gizliliği andırması göz önünde bulundurulmuştur. İnsanı önünden ve arkasından izleyen melekler vardır, onu Allah'ın emri ile gözetlerler. Ayetlerde bütün insanları izleyen, girip çıkan her şeyi, olup biten tüm olayları kaydeden ve Allah'ın emri ile hareket eden korucuların niteliklerine, tanımlarına rastlanmamaktadır. Sadece Allah'ın emri ile hareket ettikleri ifade edilmektedir. Biz de kimdir bunlar, hangi niteliklere sahiptirler, insanları ve olayları ne şekilde izlerler gibi sorularla anlatılanın dışına çıkmayacağız. Ayetlerin oluşturduğu saklanma, korkma ve izlenme havasını bozmayacağız. Zaten amaçlanan da budur. İfade yeterli açıklamayı yapmaktadır. İfadenin bu şekilde kapalı bırakılması da boşuna değildir. İfadelerin oluşturduğu havanın tadını bilenler bu kapalı havanın açıklama ve ayrıntılarla da dağılmasını istemezler. Herhangi bir toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah onun konumunu değiştirmez. Yüce Allah'ın onları kendi emrine göre hareket eden korucularla izletmesi, onların hem şahısları hem de durumları açısından meydana getirdikleri değişiklikleri gözetlemek ve bu değişikliklere uygun olarak onlar hakkındaki hükmünü yürürlüğe koymaktır. Çünkü yüce Allah insanlara verdiği nimeti ya da azabı, üstünlüğü ya da alçaklığı, onurluluğu ya da ezilmişliği onlar düşüncelerini, davranışlarını ve pratik hayatlarını değiştirme dıkçe değiştirmez yüce Allah onların şahısları ve davranışları açısından meydana getirdikleri değişiklikler doğrultusunda onların durumlarını değiştirir gerçi yüce Allah daha olmadan ne olacağını bilir ne var ki onlara ilişkin hüküm onların davranışlarına göre olacaktır ve bu hüküm yaşanan değişiklikle aynı zamanda gerçekleşecektir Kuşkusuz bu, insana ağır bir sorumluluk yükleyen bir gerçektir. Yüce Allah'ın iradesi ve buna ilişkin yasası, insanlar hakkındaki iradesinin yine bu insanların davranışları yönünde gerçekleşmesi şeklindedir. Bu konudaki yasasını, onların bu yasaya karşı takındıkları tavır uyarınca yürürlüğe koyması yönündedir iradesi, bu konuya değinen ayet gayet açıktır ve yoruma ihtiyaç bırakmamaktadır. Bu ayet yüklediği sorumluluğu yanında bu insana verilen değeri de göstermektedir. Yüce Allah iradesini yürürlüğe koymayı insanın davranışlarına bağlamakla ona büyük bir değer vermiştir. İlke belirlendikten sonra ayetlerin akışı, yüce Allah'ın bir toplumun durumunu kötülüğe doğru değiştirmesini gözler önüne sermektedir. Çünkü onlar ayetten anlaşıldığına göre durumlarını kötülüğe doğru değiştirmiş, Allah da onlara kötülüğü dilemiştir. Allah, bir toplumun herhangi bir kötülüğe uğramasını dileyince onu hiç kimse önleyemez, insanların Allah'tan başka hiçbir koruyucusu, kayırıcısı yoktur. Ayet ilkenin bir yönünü açıklıyor ama diğer yönünü açıklamıyor. Çünkü şu anda iyilikten önce kötülüğü isteyenlerin durumu ele alınmaktadır. Daha önce gafletleri iyice belirginleşsin diye azaptan önce bağışlanma sunulmuştu onlara. Burada ise sadece kötülüğün sonucu açıklanmaktadır. Amaç onları yüce Allah'ın karşı konulmaz azabından sakındırmaktır kuşkusuz. Çünkü Allah'ın azabını hak ettikleri zaman kendilerini bu Azaptan koruyacak bir dost bulamazlar. Sonra surenin akışı başka bir vadide yeni bir gezintiye başlıyor ama şu anda geçtiğimiz vadiye bağlıdır bu da bu vadide tabiat manzaraları ve ruhsal duygular birlikte yer alıyor. Bunlar görünüm, gölge ve etki bakımından iç içe girmiş bir uyum oluşturmuşlardır. Bu havaya bir de korku, yalvarma, sürekli didinme ve titreme havası ekleniyor. Bu atmosfer içinde insan ruhu hep bir tedirginlik ve çekingenlik içindedir. Bu olağanüstü gerçeklerden etkileniyor, heyecanlanıyor. 12 şimşeği size hem korku ve hem de umut kaynağı olarak gösteren, yağmur yüklü bulutları oluşturan odur. 13 onu gök gürültüsü övgü ile ve melekler korku içinde teşbih ederler noksanlıklardan uzak tutarlar o yıldırımlar salarak bunlarla dilediklerini çarpar Allah'ın sillesi son derece sert olduğu halde onlar onun hakkında tartışıyorlar 14 Gerçek dua, yalnız Allah'a yöneltilen çağrıdır. Müşriklerin Allah dışında çağrı yönelttikleri putlar, onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Böyleleri ağzına su gelsin diye avuçlarını ona doğru açan kimseye benzerler ki, asla bu yolla ağzına su gelmez, işte kafirlerin çağrısı böylesine boşunadır. 15 göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar ile bu varlıkların gölgeleri gönüllü ya da zorunlu olarak sabah akşam Allah'a secde ederler. 16 de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir, de ki, Allah'tır, de ki, onun dışında kendilerine bile ne fayda ve ne de zarar veremeyen bir takım ilahlar, korucular mı edindiniz, de ki, hiç kör ile gören bir olur mu, ya da karanlıklar ile aydınlık bir midir, yoksa Allah'a koştukları ortaklar tıpkı Allah gibi bir takım yaratıklar yarattılar da müşrikler bu iki yaratma eylemini birbirinden ayır rd edemediler mi, de ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir ve iradesi önünde her şeye boyun eğdirendir. Şimşek, gök gürültüsü ve bulut bilinen sahnelerdir. Zaman zaman bunlara eşlik eden yıldırımlar da öyle. Bunlar insan ruhu üzerinde derin etkiye sahiptirler. İnsanların bunlara ilişkin çok şey bilip bilmemeleri bu etkiyi azaltmaz. Ayetlerin akışı bütün bu sahneleri burada bir araya getiriyor. Bunlara bir de melekleri, gölgeleri, teşbih ve secdeleri, korku ve ümidi, gerçek dua ile kabul olunmayacak duayı ekliyor. Bu sahnelere bir başka tablo da katılıyor. Susuzluktan kavrulmuş su arayan birinin tablosudur bu. Suya kavuşmak için ellerini uzatmış, bir damla su için ağını açmış koşan biri. Bütün bunlar bir rastlantı sonucu ya da boşu boşuna ayette yer almıyorlar, bunlar sahneye gölgelerini yansıtmak için birlikte söz konusu ediliyorlar, sahneye tedirginlik, gözetleme, korku ve ümit, yalvarma ve ürperme havası katıyorlar, karşı konulmaz güce sahip yarar ve zarar vermede tek ve ortaksız olan Yüce Allah'ın egemenliğinin tasvir edildiği, Allah'a ortak koşulan sahte tanrıların yetkilerinin geçersiz sayıldığı ve insanlar Allah'a ortak koşmanın akıbetinden sakındırıldığı bir sahnede bunların yer alması insan üzerinde büyük etki bırakıyor. Şimşeyi size hem korku ve hem de umut kaynağı olarak gösteren odur, bu evrensel mucizeyi size gösteren odur, yine onun özel tarzda yarattığı bu mucize, çeşitli özellikler ve olağanüstülükler bahşettiği evrenin özünden kaynaklanmaktadır. Yüce Allah'ın evrende yarattığı olağanüstülüklerden biri de evrensel yasası uyarınca size gösterdiği şimşektir. Bu yüzden korkuya kapılırsınız. Çünkü şimşek insanın sinirlerini sarsıcı bir özelliğe sahiptir. Çünkü o, yıldırıma dönüşür. Yine o, deneyimlerinizle öğrendiğiniz gibi, her şeyi silip süpüren sel felaketinin habercisidir. Bunun yanı sıra onun ardından bir iyilik gelmesini ümit edersiniz. Arkasından ölüleri dirilten, nehirleri coşturan oluk oluk yağmur da yağabilir. Yağmur yüklü bulutları oluşturan odur. Aynı şekilde odur yağmur yüklü bulutları meydana getiren, ayette geçen es-sihab eşittir bulutlar eşittir kelimesi cins isimdir, tekili ise, sehabe, yüce Allah'ın bu evreni ve evreni oluşturan unsurları yaratırken uyguladığı kanun uyarınca bulutlar oluşur, yağmurlar yağar, şayet evrenin yaratılışı bu şekilde gerçekleştirilmiş olmasaydı, bulutlar meydana gelemez, yağmurlar yağmazdı, bulutların ne şekilde meydana geldiğinin ve yağmurların nasıl yağdığının bilinmesi bu evrensel mucizenin görkeminden ve işaret ettiği gerçeklerden bir şey azaltmaz, çünkü bu mucize, özel evrensel bir bileşim sonucu oluşmaktadır ve bunu Yüce Allah'tan başkası yapamaz, Yüce Allah bu bileşime, belli bir kanuna göre hükmetmektedir, bu kanunun uygulanışında hiçbir Allah kulunun katkısı yoktur, nitekim bu evrende kendi kendisinin ya yaratıcısı değildir, uyacağı kanunları düzenleyen de yine kendisi değildir. Gök gürlemesi, havadaki üçüncü mucize, yağmur, şimşek ve gök gürlemesi, bu korkunç ve gürültülü ses, bu da evrensel yasanın eserlerinden biridir, özelliği ve sebepleri ne olursa olsun Yüce Allah yaratmıştır bunu, Yüce Allah'ın evrende yürürlükte olan yasasının yankısıdır bu, bu, düzeni sağlayan gücü teşbih etmek, hamd etmektir, nitekim, güzel ve özenli olan her sanat eseri, sanatının güzelliğini ve özenliliğini, dine ifade etmesi bakımından sanatçısını teşbih etmekte onun için bir tür övgü ve hamd işlevini görmektedir. Teşbih ederler kelimesi ile doğrudan doğruya bu anlam kastedilmiş olabilir. Bu durumda gök gürlemesi fiilen yüce Allah'ı teşbih ediyordur. Bu nokta yüce Allah'ın insanlara göstermediği gaybın kapsamına girmektedir. İnsanların bu gerçekleri onaylamaktan, kayıtsız şartsız teslim olmaktan başka seçenekleri yoktur. Çünkü onlar gerek evren, gerekse kendileri hakkında çok az şey bilmektedirler. Böylesi durumlarda Kur'an'ın uyguladığı tasvir metodu uyarınca gök gürlemesinin teşbihinden sonra hamd kelimesi seçiliyor. Böylece sahneye içindeki hareketin türünden bir hareketlilik katmak için suskun evren sahnelerine hayat belirtileri ve hareketleri atfediliyor. Nitekim bu konu, Kur'an'da edebi tasvir, kitabımızda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Buradaki sahne de doğal bir ortamda canlıların oluşturduğu bir sahnedir. Bu sahne de Allah'tan korkarak onu teşbih eden melekler, Allah'a ve ona ortak koşulan sahte tanrılara yönelik dua ile suyun ağzına gelmesi için avuçlarını açan ama ona bir türlü ulaşamayan bir adam yer almaktadır. Allah'a dua eden, ibadet eden ve hareket dolu bu sahneye, gök gürlemesi de canlı bir varlık gibi teşbih ve dua eden sesi katılıyor. Ardından, korku, yalvarma, şimşek, gök gürlemesi ve yağmur yüklü bulutların oluşturduğu hava yüce Allah'ın gönderip de dilediğine isabet ettirdiği yıldırımlarla tamamlanıyor. Yıldırımlar da evrenin bilinen bileşiminden kaynaklanan doğal fenomenlerdir. Yüce Allah bunları bazen kendilerine verilen iyilikleri değiştiren toplumlara isabet ettirir. Kendilerine süre tanımanın yarar sağlamayacağını, dolayısıyla yok edilmeyi hak ettiklerini bildiği bu yüzden artık süre tanımamaya hükmettiği toplumların başına indirir yıldırımları Şaşırtıcı olan da, şimşeğin, gök gürültüsünün ve yıldırımların meydana getirdiği bu dehşet verici havada, gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin korkarak Allah'ı teşbih edişleri, yıldırımların öfkeyle kükreyişleri arasında, bu korkunç havada, bunca gücün sahibi, her türlü tartışmayı ve karşı koyma eylemini kestirip atan bu seslerin yaratıcısı olan Yüce Allah hakkında insanların tartışmaya kalkışmalarıdır. Allah'ın sillesi son derece sert olduğu halde onlar onun hakkında tartışıyorlar dua, yalvarma ve her birisi hakkında tartışmaya giriştikleri Allah'ın varlığını ve birliğini dile getiren gök gürültüsü, gürlemeler ve yıldırımların oluşturduğu dehşet verici ortamda olağanüstü evrenin bu en görkemli alanlarından ve korkarak Allah'ı teşbih eden meleklerden gelen ve sadece Allah'a yönelik olan bu teşbih ve hamd sesleri karşısında onların cılız sesleri kaybolup gidiyor. Allah hakkında tartışmaya kalkışan şu insanların cılız sesleri nerede? Karşı konulmaz güce sahip olan Allah'ın yarattığı evrenden yükselen görkemli sesler nerede? Onlar Allah hakkında tartışmaya girişiyor, ona bir takım ortaklar koşuyorlar, oysa tek gerçek dua, Allah'a yönelik olandır, bundan başkası boştur, gelip geçicidir, sahibine sadece sıkıntı verir. Gerçek dua, yalnız Allah'a yöneltilen çağrıdır. Müşriklerin Allah dışında çağrı yönelttikleri putlar, onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Böyleleri ağzına su gelsin diye avuçlarını ona doğru açan kimseye benzerler ki, asla bu yolla ağzına su gelmez. İşte kafirlerin çağrısı böylesine boşunadır. Buradaki sahne dile gelen, hareket eden, didinen, yanıp tutuşan bir susuzun canlandırıldığı sahnedir. Tek gerçek dua, gerçekleşen, karşılık gören tek dua, Allah'a yönelik olan duadır. Ona yönelmektir ona dayanmaktır, onun yardımını, rahmetini ve yol göstericiliğini istemektir, onun dışındakiler kaybolup gitmeye mahkumdurlar, onun dışındakiler boşu boşuna yapılan çağrılardır, onun dışında sahte tanrılara dua edenlerin durumunu görmüyor musunuz? Bakın bu da onlardan biridir, susuzluktan kavrulmuş, kollarını uzatmış, avuçlarını açmıştır, ağzını açmış, bitkinlikten dilini dışarıya sarkıtmış, bir takım dualar mı danıyor, suyun kaynağına ulaşmak istiyor, ama bir türlü, ulaşamıyor, kavuşamıyor suya, bunca emeğe, yorgunluğa ve zorluğa rağmen, ortak koştukları sahte tanrılara yönelip Allah'a dua ettikleri zaman kafirlerin duası da tıpkı bunun gibidir. İşte kafirlerin çağrısı böylesine boşunadır. Peki susuzluktan yanıp kavrulan, bitkinlikten dilini dışarı sarkıtmış, durmadan yalvaran bu adam nasıl bir havada? Bir damla suya hasrettir. Her şeye gücü yeten, tek ve ortaksız olan yüce Allah'ın emri ile hareket eden şimşek, gök gürültüsü ve yağmur yüklü bulutların yer aldığı bir havada susuzluktan kavrulmaktadır bu adam. Şu zavallılar, Allah'tan başka tanrılar edinip, ümit ve dua ile onlara yöneldikleri sırada evrende var olan her şey yüce Allah'a boyun eğiyor, evren ve içindeki her şey onun iradesine mahkumdur, onun kanununa boyun eğiyorlar, onun yasası uyarınca hareket ediyorlar, müminler inanarak ve itaat ederek boyun eğerler, mümin olmayanlar ise, istemeyerek ve zorla boyun eğerler, hiç kimse yüce Allah'ın iradesinin üstünde, üstüne çıkamaz. Onun hayat için belirlediği evrensel yasanın dışında yaşamak mümkün değildir. Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar ile bu varlıkların gölgeleri gönüllü ya da zorunlu olarak sabah akşam Allah'a secde ederler hava, ibadet ve dua havası olduğu için, surenin akışı yüce Allah'ın iradesine boyun eğme eylemini secde ile ifade ediyor. Çünkü secde kulluğun doruk noktasıdır. Sonra göklerde ve yerdeki şahısların gölgelerini de ekliyor. Sabahleyin gün ışığında beliren, akşama doğru kırılan ışıklarla birlikte uzanan gölgelerini, secde, boyun eğme ve itaat etme eylemlerinde bu gölgeleri de şahıslarla birlikte anıyor. Bu, asla bir gerçeğin ifadesidir. Çünkü gölgeler şahıslara uyarlar, sonra bu gerçeğin gölgesi sahneye yansıyor. Böylece hayret verici bir tablo ortaya çıkıyor. Secdeler çift görünüyor. Bir şahısların bir de gölgelerin secdesi. Artık içindeki şahıslar ve gölgelerle birlikte tüm evren ister iman etsin, ister etmesin diz çökmüş, boyun eğmiştir. Evren ve içindeki şahıslar ve gölgeler bütünüyle Allah'a secde ediyorlar. Şu zavallılarsa Allah'ın dışında sahte tanrılara dua edip duruyorlar. Bu olağanüstü sahnenin etkinliği daha sürerken onlara alaycı sorular yöneltiliyor. Zaten Allah'a ortak koşan birine de böyle bir ortamda ancak alaycı sorular sorulur. O alaya alınmayı, maskara olmayı hak etmiştir çünkü de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, onun dışında kendilerine bile ne fayda ve ne de zarar veremeyen bir takım ilahlar, koruyucular mı edindiniz? De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklar ile aydınlık bir midir? Yoksa Allah'a koştukları ortaklar tıpkı Allah gibi bir takım yaratıklar yarattılar da müşrikler bu iki yaratma eylemini birbirinden ayırı edemediler mi? De ki, her şeyin yaratılmasıdır. Allah'tır, o tektir ve iradesi önünde her şeye boyun eğdirendir onlara bu arada göklerde ve yerde isteyerek istemeyerek Allah'ın gücünün ve iradesinin kontrolünde olanlara sor göklerin ve yerin Rabbi kimdir bu soru cevap vermeleri için sorulmuyor çünkü ayetlerin akışında bu soruya daha önce cevap verilmişti bu soru gözleriyle gördükleri gerçeği sözlü olarak işitmeleri için yöneltiliyor de ki Allah'tır Sonra yine sor, onun dışında kendilerine bile ne fayda ve ne de zarar veremeyen bir takım ilahlar, koruyucular mı edindiniz? Bu soruyu kınamak için sor, çünkü zaten fiilen Allah'tan başka dostlar edinmiş durumdadırlar. Sorun gayet açık olduğu halde hak ile batıl arasındaki fark Kör ile gören, karanlık ile aydınlık arasındaki fark gibi ortada olduğu halde yine de sor. Burada kör ile görenin söz konusu edilmesi onlara ve müminlere işarettir. Çünkü onları göklerde ve yerde bulunan herkesin belirtileri aracılığı ile algıladığı kesin ve çıplak gerçeği görmekten alıkoyan sadece kör oluşlarıdır. Karanlık ve aydınlığın söz konusu edilmesi ile de onların ve müminlerin durumuna işaret edilmiştir. Çünkü görmelerine engel olan karanlık onları apaçık gerçeği kavramaktan alıkoymakta engel olmaktadır. Allah'tan başka dost edindikleri bu sahte tanrıların Allah'ın yarattıkları gibi bir şeyler yarattıklarını hiç gördün mü? Böylece bu adamlar Allah'ın yarattıkları ile bu sahte tanrıların yarattıklarını karıştırıp birbirine mi benzettiler? Dolayısıyla hangisi Allah'ın yarattığı, hangisinin de bu tanrıların yarattığı olduğunu anlayamadılar mı? Durum böyle ise onlar Allah'a ortak koşmakta mazur sayılırlar. Buna göre ortak koştukları Tanrıların da yaratıklar üzerinde egemenlik gücüne sahip olmak gibi yüce Allah'a ait sıfatları olur. Bununla da kulların ibadetle kendilerine yönelmelerini hak ederler. Başka türlü bu kulluğu hak etmediklerinden kuşku duyulmaz çünkü aslında bu her şeyin yüce Allah tarafından yaratıldığını, sahte tanrıların hiçbir şey yaratmadıklarını, hiçbir zaman herhangi bir şey yaratamayacaklarını, üstelik kendilerinin yaratılmış olduklarını gören buna rağmen onlara ibadet eden, tereddütsüz buyruklarına boyun eğen kimselere yönelik acı bir alayın ifadesidir. Bu nokta akılların düşünce açısından yuvarlandıkları en tutarsız, en aşağılık bir noktasıdır. Bu sorudan sonra itiraz ve tartışma konusu yapılamayacak olan bu acıklı alay üzerine yapılan değerlendirme ise şudur. "De ki her şeyin yaratıcısı Allah'dır. O tektir ve iradesi önünde her şeye boyun eğdirendir." Bu, Yüce Allah'ın yaratma eylemi bakımından tek ve ortaksız olduğunun ifadesidir. Bu ayet karşı konulmaz güce egemenliğin doruk noktası sahip olmada tekliğini dile getirmektedir. En başta göklerde ve yerde bulunanların gölgeleri ile birlikte Yüce Allah'a secde etmeleri, sonunda da yerde ve gökte bulunan her şeyin boyun eğdiği karşı konulmaz gücün ifade edilmesi ile birlikte Allah'a koşulan ortaklar sorunu kuşatılmış oluyor. Bundan önce de şimşekler, gök gürlemeleri, yıldırımlar, korku ya da ümitten dolayı yükselen teşbih ve hamd sesleri dile getirilmişti. Gözü bağlı kör olarak karanlıklarda yaşayan, böylece de helak olup gidecek olandan başka hangi kalp bu dehşete dayanabilir? Bu vadiyi geçmeden önce ayetin ifade tarzında göz önünde bulundurulan karşılıklı olgulara işaret edelim. Bu durum korku ve ümit, ansızın çakıp sönen şimşek ve yüklü bulutlar, buradaki yüklü kelimesi suya işaret ettiği gibi karşılıklı olma bakımından hafif ve çakıp sönen şimşeğe de karşılıktır, hamd ederek teşbih eden gök gürlemesi ve korkarak teşbih eden melekler, gerçek dua ve kaybolup giden boş dua, gökler ve yer, her ikisinde bulunan şeylerin isteyerek ve istemeyerek secde etmeleri, şahıslar ve gölgeler, gün ışıması ve gün batımı, kör ve gören, karanlıklar ve aydınlık, karşı konulmaz güce sahip yaratıcı ve hiçbir şey yaratamayan, kendilerine bir yarar veya zarar dokunduramayan sahte tanrılar arasında göze çarpmaktadır. Surenin akışı böylesine özenilmiş bir dikkate, göz alıcı bir parlaklığa ve şaşırtıcı bir uyuma sahip yöntemi uyarınca yoluna devam ediyor. Surenin akışı ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Burada hak ile batıl Kalıcı dua ile rüzgarla birlikte uçuşup giden dua, yol gösterici iyilik ile şımarık kötülük hakkında bir örnek veriliyor. Verilen örnek, bir ve karşı konulmaz güce sahip yüce Allah'ın gücünü belgelemektedir. Eşya ve olayları yönlendiren ve onları takdir eden yüce yaratıcının kusursuz planlanmasını gözler önüne sermektedir. Bu örnek de akış içinde geçen tabi sahnelerin türündendir. 17 Allah, gökten su indirdi ve yataklarının kapasitesi ile ölçülü büyüklükte dereler akıttı, akan sel, yüzeyinde köpük taşır, süs ya da kullanım eşyası yapmak amacı ile ateşte erittiğiniz madenlerin de buna benzer köpükleri, cürufları vardır, Allah, hak ile batılı bu örnek aracılığı ile anlatır, köpük, havaya uçup gider, fakat insanlara yarar sağlayan kısım yerde kalır, işte Allah, böylesine örnekler verir gökten vadilere kadar dolup taşacak suyun indirilmesi, geçen sahneye egemen olan şimşekli, gök gürlemeli ve bulutlu hava ile uyum oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda evrensel sahneyi de bütünlemektedir. Zaten surenin ele aldığı sorunlar, içerdiği konular bu evrensel atmosferde geçmektedir. Aynı şekilde bu da tek ve her zaman üstün gelen Yüce Allah'ın gücüne tanıklık etmektedir. Derelerin bir ölçü içinde, hesaplı, programlı, kapasiteleri ve ihtiyaçları kadar su akıtmaları yüce yaratıcının her şeyi kapsayan planlamasını ve takdirini gözler önüne sermektedir. Bu da surenin ele aldığı sorunlardan biridir. Bu ve o sadece yüce Allah'ın niteliğindedir. Bu örnek insanların her zaman için gördükleri ama dikkat etmeden geçip gittikleri bizzat kendi hayatlarından bir örnektir. Su gökten iner ve derelerde akar, yolunda birikmiş çerçöpleri önüne katıp götürür. Böylece suyun üzerinde bir köpük tabakası oluşur. Zaman zaman bu köpük suyun üzerini tamamen kapatır. Yumuşak, beyaz ve kabarık bir köpüktür bu. Ne var ki aslında çerçöpten oluşmaktadır. Ama bu köpüğün altında su sessiz sedasız akıp gitmektedir. Bu sudur, iyilik ve hayat kaynağı, tıpkı süs eşyası ya da hayat için gerekli olan Kap kaçak ve araç gereç yapmak için eritilen altın, gümüş, demir ve kurşun madenleri gibidir. Bu madenler eritilirken üzerlerinde bir tortu oluşur. Bu tortu asıl madeni tamamen örter ama tortudur bu. Az sonra gidecek geride saf maden kalacaktır hayat sahnesindeki hak ile batılın durumu da tıpkı bunun gibidir, batıl her tarafı kaplar, üstün görünüp kabardıkça kabarabilir, gelişip her tarafı sarabilir, ama köpükten ya da tortudan başka bir şey değildir, çok geçmeden bir gerçekliği olmadığı, kalıcı bir şey olmadığı ortaya çıkacaktır. Ama hak, hep sessiz ve sakindir. Hatta kimi zaman bazıları hakkın köşesine çekildiğini, bozulduğunu, kaybolduğunu, hatta ölüp gittiğini sanabilir. Fakat hak, hayat kaynağı olan su gibi, saf maden gibi yeryüzünde insanların yararı için hep varlığını sürdürecektir. İşte Allah böylesine örnek verir, davaların, düşüncelerin, söz ve davranışların mahiyetini doğuracağı sonuçlardır uçları bu şekilde belirler. O bir ve her şeyden üstün olan, karşı konulmaz bir güce sahip yüce Allah'dır. Odur evrenin ve hayatın gidişini planlayan, görüleni ve görülmeyeni, hak ve batılı, kalıcı olanı, geçici olanı bilendir. Allah'ın çağrısına olumlu karşılık veren kimse en güzel şekilde ödüllendirilir. Onun çağrısına olumlu karşılık vermeyenler ise ödleri patlatan bir korkuyu hak ederler. Her biri dünya dolusu mala, bir o kadar daha mala sahip olup bunları vererek bu korkudan kurtulmayı ister ama bundan kurtulmaları mümkün değildir. Bu tutum yaptıkları yanlış hesaptan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden onların yatakları cehennemdir. Ne kötü Ataktır bu. 18 Rabblerinin çağrısına olumlu cevap verenlere karşılıkların en güzeli verilir. Onun çağrısına olumlu karşılık vermeyenlere gelince, eğer dünyada bulunan her şey bir kat fazlası ile ellerinde olsa, bütün bunları kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. Böylelerini kötü bir hesaplaşma işlemi bekliyor, varacakları yer cehennemdir. Orası ne fena bir barınaktır. Allah'ın çağrısına olumlu karşılık verenler ile olumsuz karşılık verenler birlikte anılıyorlar. Güzel ödül de kötü azaba ve en kötü yatak olan cehenneme karşılık olarak yer alıyor. Surenin metodu ve değişmeyen ifade yöntemi bunu gerektiriyor çünkü Surenin birinci bölümünde, evrenin ufuklarından, bilinmez gaybın derinliklerinden ve insan ruhunun kuytu köşelerinden sunduğu dehşet verici sahnelerden sonra, ikinci bölüm, vahiy ve peygamberlik, Allah'ın birliği ve sahte tanrıları anlatan konuları ile mucize bekleme ve tehditlerin çabucak yerine getirilmesini isteme sorunları etrafında ince, yumuşak, tasvirli, insan ruhuna ve aklına yönelik fırça darbeleri ile başlıyor başlıyor. Bu da surenin genelde ele aldığı sorunları irdeleme amacı ile çıkılan yeni bir gezintidir. Bu gezinti imanın ve küfrün tabiatına yönelik bir dokunuşla başlıyor, buna göre iman bilgi, küfür ise körlüktür, bu dokunuşla birlikte müminlerle kafirlerin tabiatları ve her iki grubun ayırıcı özellikleri de belirginleşiyor, bunu, kıyamet sahnelerinden biri izliyor, bu sahnede birinciler mutluluk içinde yaşarken, sonrakiler azap içinde kıvranıyor, bu arada rızkın genişletilip daraltılmasına, her iki durumunda yüce Allah'ın iradesine bağlanmasına değiniliyor, Allah'ı anmakla huzur bulan gönüllerle çıkılan bir gezinti anlatılıyor, sonra neredeyse dağları yürütecek, yeri yaracak, ölüleri konuşturacak Kur'an'ın bir niteliğine değiniliyor, bunun yanında kafirlerin başlarına ya da yurtlarının yakınına isabet eden kimi felaketlere değiniliyor, bu arada sahte tanrılar adına girişilen komik bir tartışma dile getiriliyor, bir de geçmişlerin akıbetlerine, lerine ve yaşadıkları yeryüzünün etrafının gitgide kısaltılmasına değiniliyor bütün bu. Değinmeler peygamberlik kurumunu bu arada Hazreti Peygamberi salat ve selam üzerine olsun yalanlayanlara yönelik bir tehditle noktalanıyor. Onların önceden belirlenmiş bir akıbete uğrayacakları vurgulanıyor. Bu yüzden bakıyoruz ki, surenin ilk bölümünde yer alan ardışık vurgular ve uyarıcı balyozlar, duyguları surenin ikinci bölümünde yer alan konulara ve sorunlara hazırlıyor. Bu sayede duygular ele alınan konuları kavrayacak konuma getiriliyor. Surenin her iki bölümü yek diğerini bütünlemektedir. Her iki bölüm de aynı hedefe yönelik ve aynı sorun etrafındaki mesajlarını ve vurgularını duygulara doğru akıtmaktadırlar. Ele alınan ilk sorun vahiy sorunudur. Surenin başlarında bu soruna değinilmişti. Burada ise bir kez daha yepyeni bir üslupla ele alınıyor. 19 Rabbin tarafından sana indirilen mesajın gerçek olduğunu bilen kimse hiç kör ile bir olur mu? Ancak sağduyu sahipleri öğüt alırlar. Rabbin tarafından sana indirilen kitabın gerçek olduğunu bilenin karşıtı, bunu bilmeyen değildir, aksine karşıtı kördür bunun. Kalpleri uyarmak ve iki karşıt arasındaki farkı somutlaştırmak için uygulanan eşsiz bir ifade tarzıdır bu. Bu aynı zamanda gerçeğin ifadesidir de. Abartma olduğundan fazla gösterme ya da saptırma söz konusu değildir. Çünkü bu büyük ve net gerçeği bilmemenin nedeni ancak körlük olabilir körden başkasına gizli değildir bu gerçek bu büyük gerçek karşısında insanlar iki gruba ayrılırlar A görenler dolayısıyla bilenler B körler dolayısıyla bilmeyenler Körlük ise basiretin kapanması algılama yeteneğinin körelmesi kalplerin kilitlenmesi ruhlardaki bilgi meşalesinin sönmesi ve aydınlığın kaynağından kopması anlamındadır. Ancak sağduyu sahipleri öğüt alır. Kavrama yeteneğine sahip akılları ve kalpleri vardır bunların. Gerçeği anlar ve ibret alırlar. Gerçeğin kanıtlarının farkına varıp düşünürler. Ve bunlar akıl sahiplerinin sıfatlarıdır. 20 onlar Allah'a verdikleri sözü tutarlar. Anlaşmalarını bozmazlar. Allah'la yapılan sözleşme geneldir, tüm sözleşmeleri içine alır. Allah'la yapılan anlaşma da öyle, bütün anlaşmaları kapsayan genel bir anlaşmadır. Bütün sözleşmelerin dayanağı olan en büyük sözleşme iman sözleşmesidir. Bütün anlaşmaların odak noktası da bu imanın gereklerini yerine getirme anlaşmasıdır. İman sözleşmesi hem eski hem de yeni bir sözleşmedir. Bu sözleşme varlık bütününü yönlendiren yasaya bağlıdır. Varlığı meydana getiren iradenin tekliğini, irade sahibi yaratıcının birliğini ve sadece onun ibadete layık olduğunu doğrudan doğruya algılayan insan fıtratı kadar eskidir. Bu aynı zamanda insanoğullarının sırtlarında yer alan zürriyetleri ile yapılan bir anlaşmadır da. Tefsirde benimsediğimiz görüş budur. Sonra bu sözleşme peygamberlerin gelişi ile birlikte yenilenmiştir. Yüce Allah peygamberleri bir iman sözleşmesi gerçekleştirmek için göndermemiştir. Tersine peygamberleri var olan sözleşmeyi yenilemeleri, hatırlatmaları, ayrıntılarını ortaya dökmeleri, salih ameli, insana yaraşır bir hayat tarzı ve sadece eski antlaşmayı gerçekleştiren yüce Allah'a yönelmeyi, birlikte onun egemenliğine girmeyi ve ondan başkasının egemenliğini tanımamanın gereklerini açıklamaları için göndermiştir. Artık insanlarla yapılan sözleşmeler, onlarla gerçekleştirilen antlaşmalar ilahi sözleşmeye, Rabbani anlaşmaya dayanacaktır. Bu anlaşma ve sözleşmenin bir peygamberle ya da insanlardan biriyle gerçekleştirilmesi fark etmez, yakın ya da uzak biri olması, ferd ya da toplum olması durumu değiştirmez. Dolayısıyla ilk sözleşmeye riayet eden diğer sözleşmelere de riayet eder. Çünkü sözleşmeyi riayet etmek farz anlaşmanın yükümlülüklerini üstlenen biri, insanlara ilişkin olarak kendisinden istenen şeyleri de yerine getirir çünkü bu da anlaşmanın maddeleri arasında yer alır. İşte hayat binasının önemli dayanaklarından biri olan bu gerçek birkaç kelime ile bu şekilde belirginleştiriliyor. 21 Yine onlar, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri sürdürürler, Rabbilerinden korkarlar ve kötü hesaplaşmadan ürkerler. 22 Yine onlar, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice ve açıkça hayır yolunda harcarlar, kötülüğü iyilikle savarlar, işte geçici dünyanın ardından gelecek olan mutlu akıbet onları bekliyor. Bu şekilde genel bir ifadeyle, Yüce Allah'ın sürdürülmesini emrettiği bütün ilişkileri sürdürürler, bu, eksiksiz bir itaat, sürekli bir doğruluk ve eğrilip bükülmeden, sağa sola sapmadan, evrensel yasa uyarınca ve Allah'ın koyduğu kanun doğrultusunda hareket etmek demektir, kanunun bu şekilde genel bir ifadeyle sunulması ve Yüce Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkilerin ayrıntılı olarak belirtilmemesi bu yüzdendir çünkü ayrıntılar uzun sürer oysa Amaç da bu değildir. Amaç, sağa sola sapmayan, kesin doğruluğu, gevşemeyen sürekli itaati, kopmak bilmeyen mutlak bağlılığı tasvir etmektir. İşte bu kesintisiz itaatten dolayı ayetin devamı bu itaatkar duygularda bir şimşek gibi parlamaktadır. Rabblerinden korkarlar ve kötü hesaplaşmadan ürkerler. Bu Allah korkusu ve onun huzuruna çıkılacak o korkunç günde karşılaşılacak kötü cezadan duyulan ürpertidir. Onlar hesaplaşma gününden önce hesaplaşacaklarını düşünen akıl sahibi kimselerdir. Yine onlar Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile sabrederler. Birçok şekli vardır sabrın, aynı şekilde sabretmenin bazı kaçınılmaz gerekleri de vardır. Allah için amel etmek, cihad etmek, Allah'ın dinine davet etmek ve bu uğurda çalışmak gibi anlaşmanın getirdiği yükümlülüklere sabretmek gerekir. Hem bollukta hem yoklukta sabır, şımarmadan nankörlük etmeden bolluk zamanında sabreden çok az kişi vardır. İnsanların can sıkıcı ahmaklıklarına, cahilliklerine karşı sabretmek sabretmek, sabır, 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 tümü de Allah'ın hoşnutluğu içindir, ne insanların, korkaktırlar, demelerinden çekinirler, ne de, sabrediyorlar, demelerini sağlamak için gösteriş yaparlar, sabretmenin ötesinde bir çıkar beklentisi içinde değildirler, paniğe kapılmanın sebep olacağı bir zararı bertaraf etmek için de sabretmezler, sabrederken Allah'ın hoşnutluğunun dışında bir hedef gözetmezler, Allah'ın ve verdiği nimetlere ve onun sorumlu tuttuğu imtihanlara karşı sabır, onun takdirine teslim olmak, onun iradesine kayıtsız şartsız bağlanmak, onun verdiğinden hoşnut olmak ve ona boyun eğmek suretiyle sabır. Namazı kılarlar. Namaz da yüce Allah'la yapılan sözleşme ve anlaşmanın kapsamı içindedir. Ancak burada ön plana çıkarılmasının nedeni anlaşmaya bağlılığın ilk şartı oluşudur. Çünkü namaz Allah'a yönelişin saf ve eksiksiz belirtisidir. Kul ile Rabbe arasındaki açık ve katıksız bağdır namaz. Namazda Allah'tan başkasına yönelik bir davranış ve söz yoktur kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice ve açıkça hayır yolunda harcarlar. Allah'ın verdiği rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcamakla yüce Allah'ın sürdürülmesini istediği ilişkiler arasında yer alır Anlaşmanın yükümlülüklerine bağlı kalmanın bir ifadesi de budur Ancak burada bu eylemin ön plana çıkarılmasının belirginleştirilmesinin nedeni Allah'la kul arasında önemli bir bağ oluşudur Bu bağ insanları hayat sürecinde Allah için bir araya getirmektedir Allah için Allah'ın kullarına yapılan bu karşılıksız harcama verenin nefsini cimrilikten, alanın nefsini dekinden arındırır. Böylece Müslüman toplumda hayat Allah adına dayanışma ve yardımlaşma içinde olan, saygın insanlara yaraşır bir nitelik kazanır. Karşılığını Allah'tan bekleyerek yapılan mali harcama hem gizli olur hem de açıktan olur. İnsanın onurunun kırılmasından korkulduğu, sadece iyilik yapmak düşüncesi ön planda olduğu ve nefis açıktan harcama yapmanın gösterişinden sakındırılmak istendiği zaman gizli yapılır, iyi örnek olmak istendiği zaman şeriatın uygulanması göz önünde bulundurulduğu ve kanuna uyulduğu zaman da açıktan yapılır. Hayatın akışı içinde her iki uygulamada yerine göre gereklidir. Kötülüğü iyilikle savarlar. Yani günlük ilişkilerinde kötülüğe iyilikle karşılık verirler yoksa Allah'ın dininde değil ama ifade başlangıcı aşıp sonucu dile getiriyor. Kuşkusuz kötülüğe iyilikle karşılık vermek nefislerin azgınlığını kırar, onları iyiliğe yöneltir, kötülüğün alevini söndürür, şeytanın kışkırtmasını bertaraf eder. Dolayısıyla kötülüğü karşılar ve en sonunda kötülüğü savar. Ayeti kerime bu sonucun elde edilmesi için çabuk dav mış ve sonucu ifadenin başında zikretmiştir. Amaç kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi teşvik etmek ve bu davranışın sonucunu gözetlemektir. Sonra bu ifadede de kötülüğe iyilikle karşılık vermeye yönelik gizli bir işaret vardır. Ancak kötülük ortadan kaldırılacaksa böyle yapılır. Yoksa bu davranışın amacı kötülüğe yüreklendirmek ya da kötülüğü şımartmak değildir. Ama kötülük kötek istiyorsa şer defedilmeyi elektriyorsa bu durumda iyilikle karşılık vermeye yer yoktur böylece kötülüğün kabarması küstahlaşması üstünlük sağlaması önlenmiş olur Kötülüğe iyilikle karşılık verme olayı genellikle iki kişi arasındaki karşılıklı ilişkilerde söz konusu olabilir, Allah'ın dininde böyle bir kural geçerli değildir, çünkü büyüklük taslayan zalim despotlara en sert tepkiyi göstermek gerekir, yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara karşı kesin bir tavır takınmak kaçınılmazdır, Kur'an'ın direktifleri, durum değerlendirmesine, görüş alışverişine, en iyiyi, en doğruyu tercih etmeye açık direktiflerdir. 23 bu mutlu akıbet ADN cennetleridir. Kendileri ile birlikte iyi davranışlı ana babaları, eşleri ve çocukları bu cennetlere girerler. Melekler her kapıdan yanlarına girerek 24, sabrettiğinizden dolayı selam size, dünyayı izleyen bu mutlu akıbet ne kadar güzel, derler, onlar makamların en yücesindedirler, bu dünyanın karşılığı olarak ADN cennetlerinde kalacaklardır. Bu cennetlerde salih ameller işleyen babaları, eşleri ve sülaleleri ile bir araya gelirler. Bunlar da salih ameller işledikleri ve bunu hak ettikleri için cennete girerler. Bununla birlikte akrabalarıyla bir araya gelmek, ahbaplarıyla bakışmak suretiyle büyük bir lütufla karşılaşırlar. Gönüllerin duyumsadığı lezzeti de daha bir arttırmaktadır bu. Bir araya gelmenin, kavuşmanın coşkunluğuna melekler de sevecen ve tatlı bir davranışla ikramda bulunarak onları ağırlayarak katılıyorlar. Melekler her kapıdan yanlarına girerler. Ayetin akışı burada bizi canlı bir sahneyle karşı karşıya bırakmaktadır. Sahneyi şu anda seyrediyor gibiyiz, grup grup gelen meleklerin seslerini işitiyor gibiyiz. Sabrettiğinizden dolayı selam size. Dünyayı izleyen bu mutlu akıbet ne kadar güzel. Buluşmalar, selamlaşmalar, sürekli bir hareketlilik ve karşılıklı ikramlaşmalarla dolu bir kutlama şenliğidir bu. Karşı tarafta da düşünecek akılları ve görecek gözleri olmayanlar yer alıyor. Her bakımdan akıl sahiplerinin tersine bir durum sergilemektedirler. 25 Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir taahhüt haline getirdikten sonra bozanlara, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri kesenlere ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara gelince onlara lanet vardır ve dünyayı izleyecek olan kötü akıbet kendilerini beklemektedir. Onlar ezeli yasa uyarınca fıtratları itibariyle Yüce Allah'la yaptıkları anlaşmayı, dolayısıyla diğer tüm anlaşmaları da çiğnemişlerdir, bozmuşlardır. Çünkü ilk anlaşma bozulduğu zaman ona dayanan diğer anlaşmalar da temelden bozulmuş olur. Allah'la vardığı anlaşmaya riayet etmeyen biri, artık hiçbir sözleşmeye ve anlaşmaya bağlı kalmaz. Bunlar, genel anlamda ve her zaman Yüce Allah'ın birleştirilmesini emrettiği, şeyleri de kesip atarlar akıl sahiplerinin sabretmelerine namazı kılmalarına gizli açık Allah yolunda mali harcamada bulunmalarına ve kötülüğü iyilik yaparak ortadan kaldırmalarına karşılık bunlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak bütün bunların karşıtıdır akıl sahiplerinin niteliklerinden birini terk etmek bozgunculuğa nedendir işte onlar uzaklaştırılmışlar, kovulmuşlar, onlara lanet vardır. Buradaki kovma, bir önceki tablodaki ikrama karşılıktır. Dünyayı izleyecek olan kötü akıbet kendilerini beklemektedir. Burasını detaylıca anlatmaya gerek yok. Oradaki karşılığına bakıp da oranın nasıl bir yer olduğunu görmek mümkündür. Onlar dünya hayatı ve onun geçici zevkleriyle oyalanmışlardı. Ahiretten ve oradaki kalıcı nimetlerden habersizdiler. Halbuki dünyadaki rızıkları belirleyen, genişletip daraltan yüce Allah'tır. Ayrıca her şey eninde sonunda ona dönecektir. Şayet ahireti arzulamış olsalardı, yüce Allah onları dünya zevklerinden yoksun bırakacak değildi. Çünkü dünyadaki nimetleri de onlara bahşeden yüce Allah'dır. 26 Allah dilediğine bol rızık verir ve dilediğinin rızkını kısıtlar onlar dünya hayatı ile böbürlendiler oysa dünya hayatı ahiretin yanında basit bir meta'dan başka bir şey değildir daha önce Hazreti Peygambere salat ve selam üzerine olsun Rabb'i tarafından indirilen kitabın içeriğinin gerçek olduğunu bilen birisi ile kör birisinin arasındaki korkunç farka işaret edilmişti. Şimdi de surenin akışı yüce Allah'ın evrene yerleştirdiği harikuladelikleri göremeyenlerin ve bu Kur'anla yetinmeyip mucize isteyenlerin körlüklerine değinmektedir. Surenin ilk bölümünde buna benzer bir olaya değinilmiş. Bunun üzerine üzerine de peygamberin salat ve selam üzerine olsun. Bir uyarıcıdan başka bir şey olmadığı, mucizelerinse yüce Allah'ın yetkisinde olduğu değerlendirmesi yapılmıştı. Surenin akışı şimdi de bu olayı anlatmakta ve hidayetle sapıklığın nedenlerini açıklamak suretiyle sorunu değerlendirmektedir. Bunun yanında da Allah'ı anmakla huzura kavuşan, gelen baskılar karşısında bunalmayan, bu Kur'an elinde olduğu halde inanmak için mucize gösterilmesini istemeyen kalplerin tablosu önümüze konmaktadır. Evet bu gönüller Kur'an dışında bir kanıt, bir mucize istemiyorlar. Çünkü Kur'an son derece derin bir etkinliğe sahiptir. Neredeyse dağları yerinden çökertecektir, yeri yaracaktır. Sahip olduğu güç sayesinde içerdiği kanıtlar nedeniyle etkisi ve canlılığı ile adeta ölüleri konuşturmaktadır. Başlarına musibetler gelmesini isteyen ve çeşitli mucizeler gösterilmesini dileyen bu adamları söz konusu eden ayetler, müminlerin onlardan ümitlerini kesmelerini istiyor, aynı zamanda onları geçmişteki örneklere, çevrelerinde yaşayıp da gerçekleri yalanlayanların başlarına zaman zaman gelen felaketlere bakmaya yöneltiyor. 27 kafirler, Muhammed'e, Rabbi tarafından somut bir mucize, indirilseydi ya, derler, onlara de ki, Allah, dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. 28 Onlar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşur, haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erebilirler. 29 iman edip iyi ameller işleyenlere ne mutlu onları güzel bir gelecek beklemektedir. 30 ey Muhammed sana vahyettiğimiz mesajı kendilerine okuyasın diye seni öyle bir ümmete gönderdik ki onlardan önce birçok ümmetler gelip geçmiştir. Onlar rahmeti bol olan Allah'ı tanımıyorlar. Onlara de ki benim Rabbim odur. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona dayandım. Dönüş onadır. 31 Eğer dağların yürümesini, yeryüzünün parçalanmasını ve ölüler ile konuşabilmeyi sağlayan bir kitap olsaydı, o bu Kur'an olurdu, fakat tüm yetki Allah'ın tek elindedir, dilese, Allah'ın bütün insanları doğru yola ileteceğini, müminler hala kesinlikle anlamadılar mı, işledikleri kötülükler yüzünden kafirlerin başlarına sürekli olarak belalar gelir, ya da bu belalar yurtlarının yakınına iner, sonunda Allah'ın verdiği söz gerçekleşir, kuşku yok ki, Allah sözünden caymaz. 32 senden önceki birçok peygamber ile de alay etmişlerdi, ben o kafirlere bir süre meydan verdim, fakat sonra yakalarına yapıştım, o zaman azabım nice oldu. Onların olağanüstü bir mucize istemelerine mucizelerin insanları inanmaya yöneltemeyeceği şeklinde cevap verilmektedir. Çünkü ruhların derinliklerinde imana yöneltici etkenler vardır. Bu etkenlerin sonucu iman olayı gerçekleşir. Onlara de ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Yüce Allah kendisine yöneleni doğru yola iletir, onların Yüce Allah'ın yol göstericiliğini, hidayetini hak etmelerinin nedeni ona yönelmeleridir. Bundan da anlaşılıyor ki, Allah'a yönelmeyenler, sapıklığı hak ettikleri için Yüce Allah'ın saptırdığı kimselerdir. Bu, kalbin doğru yolu bulma yeteneğine sahip olmasıdır, hidayete açık olması, onu istemesidir. Doğru yolu bulma, hidayeti elde etme çabası içinde olmayan kalpler ise hidayetten uzak kalplerdir. Gerçek huzurun tasviri sonra mümin gönüllerin sempatik ve şeffaf bir tabloları çiziliyor. Huzurun, yakınlığın, sevecenliğin ve esenliğin egemen olduğu bir atmosferde beliriyor bu tablo. Onlar iman etmişlerdir ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Allah'a bağlı olduklarının, O'nun yakınında bulunduklarının, O'nun yanında ve himayesinde güvencede olduklarını hissetmekte huzura kavuşmuşlardır. Yaradılışın, eşya ve olayların başlangıcının ve sonucunun hikmetini kavramak suretiyle yalnızlığın sıkıntısından kurtulmuşlar, yollarını şaşırmayacaklarının güvencesi içindedirler, her türlü saldırı ve zararlılık, karar girişiminden korunacaklarını bilmekle huzura kavuşmuştur. Tüm bu girişimlerin ancak yüce Allah'ın dilediği kimseleri etkileyeceğini bilirler çünkü, bununla beraber sınanmaktan hoşnutturlar, belalara karşı sabırlıdırlar, yüce Allah'ın kendilerini doğru yola iletmekle, rızıklarını vermekle, dünya ve ahirette barındırmakla kendilerine merhamet ettiğinin bilincinde oldukları için huzurludurlar, haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erebilir. Allah'ı anmakla mümin kalplerde gerçekleşen bu huzur, gerçek ve köklü bir duygudur, imanın tadına varan ve Allah'a bağlanan gönüller bilir bu duyguyu, bu duyguyu bilirler ama bunu, bu duygudan habersiz olanlara sözcükler aracılığıyla aktaramazlar, çünkü bu duyguyu sözcüklerle ifade etmek mümkün değildir, bu, kalbi bürüyen, onu dinlendiren, neşelendiren, yumuşatan, rahatlatan, kendini güvencede hissetmesini sağlayan, sağlayan ve esenlik bahşeden bir duygudur. Kalp, varlık aleminde tek başına, yapayalnız olmadığını anlar, çünkü çevresindeki her şey himayesinde bulunduğu Yüce Allah'ın eseridir.